Tuğba merhaba. Şimdi senin bölümündeyiz. Evet. Bize kahve maskesini anlatacaksın. Evet. Sana öyle bir model bulduk ki Hamza şimdiye kadar hiç cilt bakımı yaptırmamış. 24 yaşında bazı cilt sorunları var ve kahve maskemiz nasıl faydalı olabilir onun için görelim bakalım. Şimdi öncelikle Hamza'nın cildin tanıması gerekiyor. Hamza aynaya baktığında cildinle alakalı e, rahatsız olduğun problemin nedir? Yani genel olarak Sana bir fazla. ayna verdik ve sen bu aynaya baktın. Aynaya baktığında cildin alakalı problemin nedir? Şöyle hocam ee, yağ, çok fazla yağlı oluyor ve akne var. O zaman bizim şu anki yapacağımız kahve maskesi direkt hamsi tam sana göre. Çünkü kahve maskesi ciltteki yağ salgısını düzenler. Bir nevi peeling görevi görür. Cildi ölü hücrelerinden arındırır. Hani biz bir önceki yayınımızda da söylemiştik ki cildimizi bir süzek olarak düşünelim. Ve bu süzek hava alması gerekiyor. Erkeklerde de bayanlara göre yağ salgısı bir tık daha fazla olduğu için onları mesela peeling olarak daha çok mesela temizleyici ve peelinglerde çok dikkat etmesi gerekiyor. Yani süzek derken şimdi izleyicilerimiz anlasın diye söylüyorum. Tuğba Hanım tabii Antep'ten geldiği için süzek <laughs> izleyicilerimiz anlamamış olabilir daha yöresel bir ağız oldu. Ben açmak istiyorum. Cildimiz delikli bir organ. Evet yani cildimiz hava alması gerekiyor. Dolayısıyla bu delikleri kapanmaması gerekiyor evet. yağ ve kirle ve bunu peelingle temizleyebiliyoruz. Evet şu an kahve maskemiz aslında ciltin ne işe yarıyor? Hı. Cildimizin Cilt sağlığını yani cildimizin daha ışıltılı örnek vereyim özel bir yere gideceksiniz özel bir gününüz var ve cildiniz mat duruyor çünkü hava değişiminden dolayı da zaten şu an havalar soğuk evet, kış bazı şartları. insanların cildi aşırı kuru veya da kuruluktan dolayı da bazı kişilerin cildin nem salgısı olmadığından dolayı cilt daha fazla yağlanıyor. Bunda da cildimizin ışıltısını arttırmak istiyoruz daha gergin bir cilde sahip olmak istiyoruz ve Ton olarak da cildimizdeki o ton farkını istemiyoruz. O zaman özel gün kurtarıcısı olarak kahve maskesi hazırlıyoruz. Şimdi bu, yapacağız. Bir şey eklemek istiyorum. Dolayısıyla bu kahve maskesi sivilcelenmelerimizi de engelleyecek bir şey. Temiz bir cilt. Değil mi? Delikler, gözenekler. Kesinlikle. Kesinlikle temizlenince... öyle. Ama hep şunu söylüyorum. Hiçbir şey tek başına tamamlayıcı değildir. Bir nevi bizim şu anki uygulayacağımız maskede içerisinde limon suyu da var. Ve bu cilde ekstradan zaten kurutacak. Nemlendirici olarak hiyolik asit kullanması, hiyolik asitle yoğun nemlendirici kullanmasını önereceğiz. Bunu desteklediğinde çünkü biz şu an cildi kurutacağız. Hem cildin rengini açacağız, cildin ışıltısını vereceğiz hem de kurutacağız. Ama cilt kurursa yağ salgılar. Yağ salgılamasını önlemek için cilde nem yüklememiz gerekiyor. O yüzden de Hamza güzel bir şekilde cildine uygun yoğun hiyolik asitli nemlendirici kullanacak. Evet. Şimdi önce sivilcelerimizi kurutuyoruz. Bunu evet. limonla yapabiliriz. Mutfakta bunu nasıl hazırlayabiliriz? Bence maskenizle tarifimize geçelim. Normalde güzel bir şekilde cildini öncelikle temizleyecek. Daha sonra temizliğini yaptıktan sonra e, içtiğimiz kahvemizin o telvesi var ya. Bincan'dan o telveyi kullanıyoruz işte şimdi. Her zaman fal bakmaya kullanmayalım. Aynen. Yani cildimize bakmaya kullanalım. <laughs> bir kaşık o telveden alıyoruz. Evet. Şimdi ben size çok güzel de bir şey söyleyeceğim. Bir kaşık yoğurt alıyoruz. Yoğurdun ne gibi bir etkisi olacak? Yoğurt nem sağlayacak. Çok yoğurt engelleyecek. Yani. Yoksa çok böyle e, agresif bir çalışma olur. Çünkü içerisinde granüller olacak bu maskenin içerisinde. Çünkü biz içerisine limon da ekleyeceğiz. Limon cildin rengini açacak ve ciltte yağ salgıl, pardon, ciltte kurumasın yani cildin yağ. yağlanmasını önleyecek. Yağdan arındıracak. Yoğurt da bu işlemi agresifliğini önleyecek. Sakinleştirecek. Evet, sakinleştirecek. Mesela. Peki bu neydi Tuğba? Şimdi onu anlatacağım. Birçok insanın ve hepimizin tek problemi cildimiz değil, yüzümüz değil. Vücudumuzda bir problem. Tabii Örnek ki. veriyorum. <laughs> Sırt bölgesi mesela kıl dönmeleri, sırt bölgesindeki lekelenmeler, vücudumuzdaki kıl dönmeleri Bunlarda da vücudumuza da bu şekilde bir peeling hazırlayabiliriz. Bu karışımın içerisine zeytinyağı da koyduğumuz takdirde vücudumuza çok güzel çok muhteşem bir peeling yapabilirsiniz. Yani bu hazırladığımız karışımı biz sadece yüzümüze değil banyoya götürüp evet. bir güzel sırt, vücut Peelingi yapabiliriz diyor. Evet. Yani, yani içeride yapmış gibi oluruz hamama Kesinlikle bu şekilde hatta bunu şöyle anlatayım. Bir cam düşünün. Bu camın üzerinde mesela bunlar şu an granürlü. Vücutta çizmemesi adına. Granürlü Çünkü yani vücut, kahvenin pütürlerinden evet, bahsediyoruz. E, vücut yüzümüze göre yani cildimize göre daha kuru olduğu için yağ ile bunu destekleyeceğiz. Zeytinyağı özellikle. Hmm, Doğal bir arada Evet. Bunu da bunu destekleyeceğiz. Ve cildimizin hem kurumasını önleyeceğiz hem de oradaki o istenmeyen akıl dönmeleri, onların lekeleri, bunu düzenli yaptığımız takdirde bunlardan da kurtulacağız. Evet. Maskemiz de hazır oldu herhalde. Evet. Uygulamadan şimdi önce kısa bir reklam arasına gidelim. Az sonra karşınızdayız. son Gülcüm şimdi normalde bu bir ev bakımı. Ev bakımı olduğu için normalde Hamza bunu alıp aynanın karşısında elini iki parmağını spatula görevi görerek şu şekilde alıp hatta ben... Hamza, senin yerini uyguluyoruz. En zor, şartları, en zor Aynen. Evde çünkü pratik olarak oluşturacak. Normalde bir fırça yardımıyla yukarı doğru uygulamamız gerekiyor. Ama aynanın karşısına geçti Hamza. Ve bu şekilde. Sür zaten evinde sen evet. rahat, rahat. Güzel de kokuyor. Hatta ee, ye diyebilir miyiz Mis gibi, Çok faydalı mis bir gibi kahve kokuyor oldu. değil mi? Boynumuza, dekoltemize de kullanabilir her miyiz? Yere sürebiliriz. Göz her çevremize yere. kullanabilir miyiz? Kesinlikle. Pütürlü bu. Yok, göz çevresine kullanamayız. Kullanamayız. Hı hı. Peki, e şimdi bu şu şekilde pütürlü, iki parmağımızı spatula görevi söyledi görüyor. Söylediniz bu pütürlü peeling yapıyor. Evet. O zaman yani bunu kullanmayacağımız ciltler var mı? Tabii ki. Kuru ciltler, hassas ciltler, o bu maskeyi aslanmasına yakamazsın. Sivilceli ciltler, gençler hele böyle hani akneli, ciltler. Böyle, şimdi onlar ne akneli ciltler de kendi aralarında ayrılır. Nasıl ayrılır? Akneli hassas ciltler ve normal yağlı akneli ciltler olarak. Onlarda da ya tabii ki bu tür e, duruma öncelikle uzman eşliğinde cildini doğru analiz etmesi gerekiyor. Örnek veriyorum. E, benim cildim yağlı deyip. Mesela gözenekleri var. Benim cildim yağlı diyor. Ama cilt yağlı değil. Cilt kuru aslında. Ama sadece daha önceden gözenekleri olduğundan dolayı kendi cildini yağlı görüyor. Ama cilt yağlı değil. O cilde yağlı cilde çünkü daha çok glikolik asitli ve salisilik asitli ürünler ve bu şekilde desteklemesi gerekiyor. Kurutucu e kimyevi maddelerle. Evet bu şekilde desteklediğinde ne oluyor? Cilt daha çok kuruyor. Bu sefer diyor ki ben ne yaparsam yapayım, ne ürün kullanırsam kullanayım hiçbir şekilde faydasını görmüyorum diyor. Şimdi her bu, şeyin ilacı doğru analizden geçiyor. Evet evet. Şimdi aslında çok önemli bilgiler veriyoruz sevgili izleyenlere. Yani mutfakta pratikçe bu kozmetiklere bu kadar para harcamadan nasıl güzel olabiliriz, cildimize bakabiliriz. Evet ama şimdi işte kocaman sivilceleri, akneleri olan bir bey ya da bir bayan, kadın yani gelip de kahve peelingi yapmasın değil mi? Bu ne yapar? Onlara da yapar. dikkat edin. Mesela yani. örnek veriyorum. Aknesi var. Aktif aknesi var ama açık ya ciltteki o bakteri olarak açık yeri olmaması gerekiyor. Uygulamak istedi. herhangi evinde maddi durumu yok. Küçük bütçelerle bir şey uygulamak istiyor. Bunu yaptığı takdirde orayı bir arındırır. O cildin hava almasını sağlayacağı için ciltte ee, örnek veriyorum daha çok aknelenme Olacaksa onu biraz daha kesmiş olur Daha az bir akne çıkmasını sağlar Bunu uyguladıktan sonra bu maskeyi 10 dakika Bekleteceğiz son gün Ve şu şekilde hafiften asla bastırmıyoruz Şöyle düşünün bir camın Üzerine şu an kum taneleri attık Bunu bastırırsak ne yaparız orayı çizeriz hmm. Bunu hafiften Ölü hücreleri arındıralım evet. Demek gibi limonu da İyice hafiften. cildimiz yesin Aynen Kan dolaşımını hızlandıracağız ciltte hmm. Bu şekilde kan dolaşımını hızlandırarak. Kremi de içinde yoğurt koyduk evet. değil mi? Hatta zeytinyağı buraya koyduk mu? Vücutta kullanırsak Hayır değilim. vücuda kullanacaksak o zeytinyağını koyuyoruz. Peki yağlı evet. yağlı olmaz mıyız? Başımız Hayır aksine zeytinyağı yumuşacık usursam. olacak. Ha, Hem kese hem Hı -hı. zeytinyağı içinde. Bu yani şekilde da içinde. 10 dakika bekliyoruz. Peki daha sonra ne yapacak Hamza? Evet maskeden sonra ne yapacağız? Yıkadık, değil mi? Yıkadık, evet. çıkardık. Cildimizi durusuyla yıkıyoruz. Temizliyoruz. Dursu, evet, cildimizi temizledikten sonra bir buz tamponu buzla bu cildi ee, şok etkisi yapabiliriz. O gözeneklerimizi daha çok sıkılaştırır ve gözeneklerimizi daha çok rahatlatır. Daha sonrasında bu cilde kesinlikle herkesin evinde kullanmış çünkü ben hep şöyle söylerim. Cildinizle alakalı bir probleminiz var ki bunu yapıyorsunuz. Veya da olmuş olduğunuz cildi korumak için bunu yapıyorsunuz. Yani evet. yine oradaki aslında bir problem var. Hı. Peki bu problemi korumak için de sizin bir sağ kolunuz destekleyici ürünleriniz vardır. Evde kullanmış olduğu nemlendiricisi olsun. Evde kullanmış olduğu cildine uygun serum olsun. Bunları şu an destekliyoruz. Ve kesinlikle bunun üzerine... Güneş koruyucusu sürmeden de dışarı çıkmıyoruz. Çünkü bir nevi içerisine limon da koyduk. Bunun üzerine değil aslında genel olarak güneş koruyucusu öneriyorsunuz sanırım evet. değil mi? Peki güneş kışın kışında bu parlak hatta kar ışığında bile bu aydınlık havalarda da kullanmalı mı? Kesinlikle mi? çünkü artık eskisi gibi değiliz. Hava şartları dahil ve hem çok soğuk soğuk havada cildi yakıyor. Hı. Ve çok sıcak. Bu havalarda da çünkü cilt hem kuruluğundan hem de bu soğuk havaların etkisinden Yaz, kış güneş korucu kullanmamız gerekiyor. Diyoruz ve haftaya yapılacak maskeyi çok merak ediyoruz. Belki de Hamza'yı tekrar konuk ederiz. Ne dersin? Hep kadınlara mı yapacağız? Bazen de erkeklere maske yapalım. Bence bir de olabilir. De <laughs> çok teşekkür ederiz Tuğba verdiğin değerli bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Güzel bir günle Perşembe'ye başladık. Umarım harika bilgiler verdik size. Şimdi günü yaşayın. Harika bir hafta sonuna girin. Hoşçakalın. Haftaya görüşmek üzere.